Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Yeni bir haftaya sizlerle birlikte başladık. Merak ediyorum, acaba hafta sonunuz nasıl geçti? Neler yaptınız? Tanrı'ya dua ettiniz mi? Şu an hala içinde bulunduğumuz dönemden dolayı kiliselere gidemeyebiliyoruz. Ama unutmayın ki sizler Tanrı'ya her yerden ulaşabilirsiniz. Tanrı'ya ulaşmak için, Tanrı ile konuşmak için, dua etmek için, onun varlığını hissetmek için özellikle illa her zaman kilisede olmanız gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Tanrı olduğunuz her yerde sizinle birlikte beraber. Her nereden ona seslenirseniz seslenin. Tanrı her zaman sizi duyabiliyor. Her zaman sizi işitebiliyor. Ve her nerede olursanız olun sizi sevmeye devam ediyor. Aşağıda bir WhatsApp numaramız var. Bu WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hafta sonunuz nasıl geçti? Neler yaptınız? Havalar sıcak mı? Sıcak hissediyor musunuz? Diye de soruyorum aynı zamanda. Bunların hepsinin cevaplarını bizlere verin. Çünkü biliyorsunuz ki sizlerin hayatta hissettiğiniz her şey, düşündüğünüz her şey bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü sizler Tanrı için çok değerlisiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bugün bir şey için sizlerin önünde Tanrı'ya şükretmek ve teşekkür etmek istiyorum. Nedir o? Ben arkadaşlar bugün yaz mevsimi için Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyoruz ki arkadaşlar şu an yaz mevsiminin içindeyiz. Kiminiz belki de yüzmeye gidiyor, kiminiz belki de yüzmüyor, kimisi denizi daha çok seviyor. Bazılarınız havuzu daha çok seviyor. Bazılarınız da belki etrafında deniz yok ama yeşillikler var, çiçekler var. Bazılarımızın ise böyle bir durumda değil, böyle imkanlarımız yok. Ama hiç fark etmez arkadaşlar. Hayatımızda her zaman şükredecek şeyler bulabiliriz. Ama ben bugün yaz mevsimi için Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizler bulunduğumuz ülke içerisinde tam olarak 4 mevsimi de yaşıyoruz. Nedir bu 4 mevsim? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Şunu unutmayın arkadaşlar, dünyanın her yerinde herkes, her ülkede 4 mevsimi yaşamıyor. Bazı ülkelerde sadece 2 tane mevsim var. Bazılarında 3 mevsim, bazılarında sadece 1 tane mevsim. Neredeyse 1 mevsim. Her zaman böyle bazen soğuk hava oluyor ya da böyle yağmurlu havalarla geçiyor bazen bütün bir yılları. Bu yüzden bizler bu konuda gerçekten aslında Tanrı'nın sanki böyle bereketini almış bir ülkede yaşıyoruz. Bu yüzden bugün sizlerin önünde Tanrı'ya çok teşekkür ediyorum özellikle yaz mevsimi için. Çünkü yaz mevsimini düşündüğüm zaman benim içim kıpır kıpır oluyor. Yüzemesem bile ya da dışarı çıkıp dolaşamasam bile sonuçta yaz mevsiminde olduğunu biliyorum. Ve mesela üşümüyoruz arkadaşlar. Unutmayın, mesela kış aylarında üşüdüğümüz zamanlar oluyor ama yaz aylarında üşümüyoruz. Hatta tam tersi, bol bol terliyoruz. Özellikle bu mevsimde sizlere bol bol su içmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu kadar konuştuk. Hadi gelin bir şöyle güzel bir video izleyelim. İçimiz açılsın. Ondan sonra da Ege'yi izleyelim ve sonra burada sizinle buluşalım. Basenji türü köpekler havlayamayan tek köpek türüdür. Bu yüzden evinde basenji türü köpek besleyenlerin hırsızlığa karşı ek tedbir almaları gerekebilir. Bayrağının dört köşesi olmayan tek ülke Nepal'dir. Şekli çam ağacına benzer. Yani Hindistan'da olduğunu düşünürsek çam ağacını görmek biraz zor. Genelde ilk doğan çocuğun IQ seviyesine kardeşlerine oranla %8 daha fazladır. Ben buna inanıyorum. Yeni doğan kardeşim daha konuşamıyor bile. Standart boy bir kurşun kalemle elinizi kaldırmadan düz bir çizgi çizerseniz 55 kilometre gidersiniz. 55 kilometre sonra kaleminiz biter. Bu arada yolda kalem açmamalısı vermeniz için
kaçınılmaz olacaktır. Molalarda çeler şirketten. Kalabalık bir belediye havuzunda bir saat yüzerseniz yaklaşık yarım litre insan idrarı içersiniz. Merak etmeyin, idrarın insan bünyesine güzel etkileri de vardır. Ama pek fazla içmeyin. Çenemiz tüm dişlerimizi kıracak kadar güçlüdür. Ama beynimiz bunu engeller. Bu yüzden sinirlendiğimizde dişlerimizi sıkarken dikkat edelim. Aşınabilir. Evet arkadaşlar, öncelikle buradan sizin adınıza da Ege'ye teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Ege, sana çok teşekkür ediyoruz. Yine verdiğin bilgilerle bizlere çok şey kattın. Bu arada videomuzu hazırlayan, o güzel yaz videosunu hazırlayan Erkan abimize de buradan kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi sizlere bir görev vermek ve o görevi kendi hayatımda da uygulamak tabii ki. Hazır mısınız acaba? Bugün Nora abanın sizin için bir kez uygulamalık bir görev mi hazırladı, yoksa bütün hayatınız boyunca uygulayabileceğiniz bir görev mi hazırladı? Eğer hazırsanız sizler de olduğunuz yerlerden bana eşlik edin. 5'ten geriye doğru sayalım ve ardından ekranda kocaman görevimizi görelim. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Bir şey için Tanrı'ya teşekkür et. Peki ne olabilir acaba? Tanrı'ya ne için teşekkür edebiliriz? Arkadaşlar benden size bir ipucu. Bence hayatınızdaki her şey için Tanrı'ya teşekkür edebilirsiniz. Çünkü hayatınızda iyi olan her şey Tanrı'nın sayesinde. Mesela ailemiz için Tanrı'ya teşekkür edebiliriz. Mesela az önce benim yaptığım gibi mevsimler için, güzel etrafımızda açan çiçekler için, doğanın kendisi için, deniz için, dalgalar için, sağlığımız için, bir evimiz olduğu için Tanrı'ya teşekkür edebiliriz. Güzel arkadaşlarımız, güzel dostlarımız, kuzenlerimiz, akrabalarımız için Tanrı'ya teşekkür edebiliriz. Ve Tanrı'ya teşekkür ettiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Onunla konuşmuş oluyoruz, onunla sohbet etmiş oluyoruz, onunla iletişim kurmuş oluyoruz ve aynı zamanda onun hayatımızda yaptığı iyi şeyleri hatırlamış oluyoruz. Mesela biri size teşekkür ettiği zaman mutlu oluyorsunuz, seviniyorsunuz, öyle değil mi? İşte bizler de Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz. Tabii ki Tanrı'da bitmek bilmeyen bir sevinç var zaten ama yine de nasıl ki bir dostumuza, nasıl ki bir annemize teşekkür etmek bizim görevimiz aynı zamanda. İşte aynı şeyi Tanrı için de yapabiliriz. Eğer bunu yaparsak aynı zamanda bizler de hayatımızda sahip olduğumuz şeyleri tekrardan hatırlamış oluruz diyorum sizlere. Ve özellikle yine WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşın. Mesela siz bu görevi acaba hangisiyle tamamladınız? Yani ne için Tanrı'ya teşekkür ettiniz? Hayatınızda düşündüğünüz zaman sizi en çok mutlu eden şey nedir arkadaşlar? İşte bunu düşünün ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Hayatınızda Tanrı'ya teşekkür ettiğiniz şeyleri hep birlikte öğrenelim ve bunu kutlayalım. Şimdi yine bir izleme zamanı. Gelin hep birlikte şöyle hazır yaz mevsimindeyken gidelim kumlara, şöyle güzel bir kumdaki hikayeler izleyelim. İsa ile birlikte iki haydut da çarmıha gerildi. Biri sağında, diğeri solundaydı. Çok acı çekiyorlardı. Rab İsa'nın acısı çok daha fazlaydı. Bedenen büyük acılar çekiyordu. Dövülmüş, kırbaçlanmış, türlü eziyetler çekmiş ve çarmıha çivilenmişti. Ama ruhen çektiği acılar da büyüktü. İhanete uğramış, reddedilmiş, aşağılanmış ve inkar edilmişti.
çarmıha gerilmiş olan yanındaki suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar," diyerek İsa'ya küfretti. Diğer suçlu ise, "Biz işlediğimiz suçlarla ölümü hak ettik. Ancak o hiçbir şey yapmadı," diyerek arkadaşını azarladı. Berab İsa'ya seslenerek, "Ey Rab, kendi egemenliğine girdiğinde beni de an," dedi. Rab İsa ona şöyle cevap verdi, "Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın." Başkâhinler ve yöneticiler İsa çarmıhtayken yanına yaklaşıp, "Birçok kişiyi kurtardın, kendini nasıl kurtaracağını bilmiyor musun?" Yanlarındaki bazıları da, "Sen Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan kurtul da görelim," diyerek Rab İsa ile alay ediyorlardı. Ancak İsa babaya seslenerek, "Baba, sen onların günahlarını bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar," diyerek dua etti. Çarmıha gerilmek muhakkak ki herkes için çok acı vericidir. Bu acılar ile Rab İsa çok susamıştı ve su içmek istedi. Askerlerden biri bir sünger alıp ekşi sirkeye batırarak sopanın ucuna bağlayıp İsa'ya içirdi. Daha sonra öğle saatlerinde güneş battı ve her yer karanlığa dönüldü. Tapınağın perdesi ortadan ikiye ayrıldı ve büyük bir deprem oldu. Rab İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," diye bağırdı ve Rab İsa çarmıh üzerinde öldü. Vali Pilatus, çarmıhtaki cesetlerin indirilmesi için emir verdi. Hazırlık günü olduğu için Şabat gününden önce cenazelerin çarmıhtan indirilmesi gerekiyordu. Askerler çarmıhtaki iki suçlunun bacaklarını kırdılar ve İsa'ya geldiklerinde ise onun ölmüş olduğunu gördüler ve bacaklarını kırmadılar. Askerlerden biri mızrak ile Rab İsa'nın böğrünü deldi. Rab İsa'nın böğründen kan ve su aktı. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Yuhanna 15. bölüm 13. ayet. Ne yapardın bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bu bölümde senin düşüncelerin, senin fikirlerin ve bazı durumlarda senin neler yaptığın ve yapman gerektiği en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bu bölüm tamamen senin hayal gücünle ilgili bir kısım. Şimdi sana birazdan bir durum okuyacağım, bir soru soracağım ve sen bunun üzerine aşağıdaki şıklardan hangisini yapardın normal şartlarda bunu düşüneceksin ve bizlere yine WhatsApp'tan ulaşarak bu durumda sen olsan ne yapardın bunu bize bildireceksin ve biz de yarın aslında bu durumda olsaydın ne yapman gerektiği konusunda seni bilgilendireceğiz. Sen bugün kendi düşüncelerimizi aktaracaksın. Biz de yarın burada ekranlar önünde sana aslında böyle bir durum başına gelirse ne yapman gerektiği ile ilgili bilgi vereceğiz. Eğer hazırsan, istersen gözlerini kapatabilirsin, istersen gözlerin açık birazdan göreceğin resimleri izleyebilirsin. Ama en önemli şey bu soruyu dört kulağınla dinlemen sevgili arkadaşım. Kulaklarını açarak bu şekilde soruyu dinlemeni istiyorum. Şimdi, diyelim ki hayal edelim. Evdesin ve annen mutfakta muhtemelen senin çok sevdiğin bir yemek pişiriyor. Ve annen mutfaktayken kapı çaldı ve sen aniden koştun ve kim o bile demeden kapıyı açtın. Bekledin ama kimseyi göremedin, kimse gelmedi. Annen durumu fark edince hemen yanına geldi ve sana kızdı. Sence
annenin sana kızmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkı. Evin içinde sesli bir şekilde koşman. Belki de komşular rahatsız oldu. B şıkkı. Güvenliğini tehlikeye sokan bir davranışta bulunma. Güvenliğini tehlikeye sokan bir davranışta nasıl bulunmuş olabilirsin acaba? Bunu düşün bakalım. Ve C şıkkı. O sırada mutfakta annene yardım etmiyor olman. Çünkü annenin yanında olsaydın muhtemelen annen seninle birlikte gelecekti. Ama sen belli ki o sırada evin başka yerlerindeydin ve annene yardım etmiyordun. Acaba annenin sana kızmasının sebeplerinden bir tanesi bu olabilir mi? Bunun üzerine düşünmeni istiyorum. İyice düşün, düşün, düşün ve bize ulaş. Biz de sana yarın aslında böyle bir durumda, yani bu durumda annenin sana neden kızmış olabileceğini söyleyelim. Şimdi hadi gel yine bizim çok sevdiğimiz iki arkadaşımızın yanına gidelim. Meyvezi'nin yanına gidelim. Ondan sonra da Tanrı'nın Sözü bölümünde zaten yine buradayız. Ah, hoş geldin Zih. Hoş buldum be. Nasılsın? Domates suyunu beğendin mi? Nasıl? Ufak bir değişiklik bile nasıl farklılaştırıyor değil mi? Böyle bambaşka bir sonuçla karşılaşacağımı ben de hiç düşünmemiştim. Yani aslında düşünmüştüm tabii ama yine de bu kadar olmaz diyordum. Sonra bir baktım, vay be dedim. Bu farklı aromayı kardeşim be mutlaka denemeli. Hemen sana getirdim işte. Evet, ne diyordun? Sevgili kardeşim Zih, domates suyu yorumlamasından önce üçüncü yolculuğa başlayalım mı? Ha, ne dersin? Tabii tabii başlayalım. Heh. Ya da bugün önceki bölümün özetini yapalım. Önceki bölümde önceki sezonun özetini yapmıştık. Acaba önceki sezonda neyin özetini yapmıştık mı? Ne kadar garip. Üçüncü bölümde de ikinci bölümün özetini yaparız artık ha. Oh, müthiş fikir mi? İşin şakası bir yana. Yani Elçi Pavlus'un üçüncü yolculuğunun anlatımına başlayalım artık, olur mu? Olur tabii. Tamam. Kameram nerede? Evet. Elçi Pavlus ikinci yolculuğun bitiminden sonra yaklaşık bir yıl Antakya'da kaldıktan sonra yeni gezisine çıkmak için hazırlandı. Galatya ve Frigya bölgelerini sırayla dolaşarak oradaki öğrencilerine destek verecek. Ah, harikasın Zih, süper çalışmışsın. Sözümü tutarım kardeşim. Tıpkı senin de domates suyuna dair verdiğin söz gibi. Evet, tabii aslında şey o yani. Evet. Buralardan sonra Efesos'a gidiyordu değil mi? Evet, kesinlikle. Efes, hepimizin bildiği gibi İzmirli'nin Selçuk ilçesi sınırlarında kalan günümüzün antik kenti. Pavlus burada 3 yıl kalıyor. Elçi Pavlus'a göre bayağı uzun bir süre. Kesinlikle. Zaten bu süre Elçi Pavlus'un bir şehirde konakladığı en uzun süredir. Vay be! Elçi Pavlus bu şehirde sık sık sinagoga gidip oradakilere Tanrı sözünü hiç bıkmadan ve usanmadan anlattı. İnsanlarla tartıştı. Hep sohbet ve kavga gürültülü geçmiş burada da. Ya tartışma derken daha çok fikir teatisi. İttihat ve Terakki kemisi ne ya? Ya hayır, fikir teatisi yani fikir görüşmesi, fikir kabulü. Ha, kavga derken öyle yani. Yok, kavga yok. Unut kavgayı, kavga yok. Tartışma dedik, münazara yani. Hangi manzara ya? Ya ben yeter artık ya. Geçmiş dönemi anlatıyorsun diye lafları da geçmişten seçmene gerek yok ama. tamam Zih, basitleştiriyorum. Elçi Pavlus burada hem müjdeyi yaydı hem de müjdeyi savunarak inanç savunması gerçekleştirdi. Oldu mu Zih? Süper. Ama dediğin gibi sadece sohbet ve kavga gürültü geçmedi. Başka neler neler oldu. Neler? Mucizeler. Bu mucizelerden biri de Pavlus'un elinin değdiği kumaş parçasının hasta birinin üstüne örtülüp hastayı iyileştirmesi oldu. Bu mucize kumaş yaraları da iyileştiriyordu. Vay be! Tabii, halk bundan çok etkilenmişti. Elçi Pavlus'un şöhreti dört bir yana yayılmıştı. Fakat bir yandan da taklitçiler ortaya çıktı. Elçinin ününü kullanarak halka onun öğrencisi olduklarını söyleyen ve İsa Mesih'in öğretisini yaydıklarını iddia ederek halkı kandıran bir takım insanlar bunlar. Oh, çok ayıp ya! Kandırıyorlar! Mesela sen bile içmediğin halde bu domates suyunu içtim desen, kandırsan nasıl kırılırım? Bak hele bunların yaptıklarına. Kardeşim bak, şey soracağım, doğru mu yanlış mı sorun var mı? Yok, çok sinirlendim.
Bu bölümde sormayacağım. Hadi domates suyunu yorumla. Sevgili Zihi, tepki vermeden önce sonuna kadar dinle lütfen. Biliyorum biliyorum. Ne yorumlar yapacaksın, ne yorumlar? Tepki vermeden dinleyeceğim, merak etme. Bak, domates suyunu içmedim. Döktüm. Ama yemeklere döktüm. Bu sefer direkt midemde değil de yemeklerde değerlendirdim. Sana çok güzel yemekler yaptım Zihi. Hepsi de senin domates suyunun oldu. İçine nane atmışsın bir de. Harika uyum sağlamış. İçmedin yani. Ya üzülme Zihi. Bak içmedim ama hep beraber o yemekleri şimdi afiyetle yiyeceğiz. Domates suyun kendini bu güzel yemeklerin oluşması için feda etti öyle diyelim. O domates suyunun esansı her yerde artık. Sence de çok güzel değil mi? Tabii. Hadi ben gidiyorum. Yemekleri tencereden alıp tabaklara servis edeyim. Sen de çok geç kalmadan gel, tamam mı? Domates suyum. Tanrı'nın Sözü bölümünde birlikteyiz sevgili arkadaşım. Acaba bugün Tanrı'nın Sözü bölümünden hangi bölümü birlikte çalışacağız? Acaba Tanrı'nın hangi sırrı bugün açığa çıkacak? Ve acaba Tanrı hakkında bugün ne öğreneceğiz, ne keşfedeceğiz? Heyecanlı mısın? Evet dediğini duyar gibiyim. Ben çok heyecanlıyım. Aslında bugün seninle paylaşacağım hikaye. Geçen hafta bunun hakkında konuşmuştuk. Hatta bu hikayeyi birlikte çalışmıştık. Ama bugün yeni bir haftaya başlarken bu hikayenin devamını daha iyi anlayabilmek için tekrardan seninle bu hikayeyi paylaşmak istiyorum ki zaten bu hikayeyi ben bence 100 kere de okusam, 100 kere de dinlesem hiç sıkılmam. Çünkü bu benim en sevdiğim hikayelerden bir tanesi. Şimdi hatırlıyor musun? En son okuduğumuz yerlerde neler olmuştu? Maalesef üzücü konular okumuştuk, çalışmıştık geçen hafta. İsa'nın göğe yükselişi hakkında konuşmuştuk. Biliyorsun ki İsa'yı çok üzdüler, onun çok canını acıttılar. Ama sonra ne oldu hatırlıyor musun? İsa Mesih Meryem'e göründü. Mezar bomboştu, kocaman bir kaya vardı o mezarın önünde. Ve bir insan gücünün asla taşıyabileceği bir kaya değildi o kaya. Ve İsa'yı arkadaşları ziyaret ettiklerinde İsa'nın o mezarda olmadığını gördüler. Yani o mezardan çıkmıştı İsa ve sonra bir melek gördüler. Ve melek onlara dedi ki sizin burada ne işiniz var? İsa zaten ölümden kurtulacaktı ve siz bunu biliyordunuz aslında dediler. Ve sonra İsa Meryem'e göründü ve Meryem'e dedi ki git herkese haber ver ben tekrardan yaşıyorum dedi. Ve bunun üzerine gerçekten de Meryem hayatında hiç o kadar mutlu koşmamıştı. Koştu koştu ve insanlara haber verdi. Peki sonra ne oldu? Hadi gel birlikte bakalım. Bu hikayenin adı eve dönüş. Hani sanki böyle bir tatilden dönüyormuş gibi evimizi özleriz ya. Bana onu çağrıştırdı. Bakalım kim eve dönüyor? İsa'nın arkadaşları korkuyorlardı. Bu yüzden de üst kattaki bir odaya saklanmış, kapıyı da kilitlemişlerdi. Sanki İsa gelse kapı kilidi onları koruyabilecek miydi ya da İsa'yı görmelerine engel mi olacaktı? Ama bu tabii ki de İsa'ya engel olamazdı. Duvardan öylece geçip odaya girdi. Hayalet! Diye bağırdı Thomas ve masanın altına saklandı. Ama bir hayalet değildi. Ben açım dedi İsa. Yemek için ne var? Karnım gurulduyor. Petrus ona biraz balık verdi. Hepsi biraz geride durup yemek yemesini izlediler. Bu olamaz diye düşündüler. Mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. İsa öldü. Şimdi gelse bile bu bir hayalet olmalı diye düşündüler. Ama bence o bir hayalet olsaydı karnı acıkmazdı. Ama oluyordu. Hem de gözlerinin önünde. Nefis olmuş dedi İsa. İsa aynı zamanda elinin tersiyle şöyle bir ağzını sildi, yemekleri temizledi. Sonra da gülümsedi. Sence bir hayalet böyle yapabilir miydi? Deyip onlara göz kırptı. Hepsi de güldüler. Gerçekten de buradayım dedi İsa. Gerçekten de oradaydı. Petrus'un kalbi sevinçle hopladı ve kendini İsa'nın kollarına atarak ona sarıldı.
Sanki uzun zaman sonra onu ilk kez görüyormuş gibi onu şimdiden çok özlemişti. Diğerleri de aynısını yaptı ve kalpleri sevinçten patlayacakmış gibi hissettiler. En yakın arkadaşlarına İsa'ya yeniden kavuşmuşlardı. Arkadaşlar birlikte yemek yiyip sohbet ettiler. Arada bir de İsa'ya uzun uzun bakıp rüya görmediklerinden emin olmak için ona dokundular. İsa'nın gerçek bir bedeni vardı ama sanki daha iyi bir bedendi bu. Sanki öncesinden de daha iyiydi. Ölümü aşmıştı ve artık hastalanamazdı ve bir daha asla tekrar ölemezdi. Bu onun yeni bedeniydi. Bu beden sonsuza dek yaşayabilecekti. İsa yepyeni bir bedenle geri gelmişti. Çünkü ölümü yenmişti. O artık gerçek bir kahramandı. Arkadaşları gördü ki üzücü şeyler ortadan kalkmakla kalmıyor, yenileniyordu. Tanrı gerçekten de her şeyi yeni bir hale mi getiriyordu sizce? İsa, ben dünyanın kurtarıcısıyım, dünyayı kurtardım dedi. Arkadaşları anladılar. İsa ölü kalmadığı için, İsa yeniden yaşamaya başladığı için bir şekilde her şey yolunda olacaktı. Her şey yoluna girecekti. Artık korkulacak hiçbir şey yoktu. Birkaç gün sonra birlikte yürürlerken İsa arkadaşlarına artık benim babama dönme vaktim geldi dedi. Hepsi endişelenmeye başladı. Sonra da İsa'nın ölmeden önce söylediklerini hatırladılar. Bir yer var, orayı sizin için hazırlıyorum demişti arkadaşlarına. Ve yolu biliyorsunuz. O zaman Thomas paniklemişti. Yo, ben yolu bilmiyorum İsa, nasıl geleceğim oraya? Biliyorsun Thomas demişti İsa. Yol, gerçek ve yaşam benim zaten. Yeruşalim'in yakınındaki en yüksek tepeye çıktıklarında İsa onlara döndü ve şöyle dedi. Her yere gidin ve herkese iyi haberi verin. Onları ne kadar çok sevdiğimi, onlar için ölecek kadar sevdiğimi anlatın onlara. O korkunç yalanı ezen gerçek bu. Tanrı çocuklarını çok seviyor. Gerçekten çok seviyor ve hiçbir zaman bitmeyecek bir sevgiyle seviyor. Birdenbire gökler göz kamaştırıcı bir ışıkla doldu. Artık herkes Tanrı'daki evlerine dönebilir dedi İsa. Ölüm sizin sonunuz değil, bunu unutmayın. Sonsuza dek göklerdeki babanızla yaşayabilirsiniz. Çünkü ben bütün dünyayı kurtardım. İnanılmaz bir şey oldu o sırada. İsa o parlak göğe yükseldi. Yükseldi, yükseldi, ellerini gözlerine gölge yaparak gidişini izlediler arkadaşlar onun. Ta ki artık onu göremez hale gelene kadar. Öylece uzun uzun göklere baktılar. Birdenbire iki parlak adam yanlarına geldi. Ne yapıyorsunuz diye sordular. İsa cennete gitti ama bir gün geri gelecek. Nasıl gittiğini gördüyseniz öylece cennetten, göklerden geri gelecek. İsa'nın arkadaşları kalplerinde garip bir mutlulukla Yeruşalim'e döndü. İsa'nın söylediği şeylerden biri akıllarına takılmıştı. Artık beni göremeseniz de sizi asla bırakmayacağım demişti. Kesinlikle asla bırakmayacaktı. Her zaman bizimle birlikte olacaktı. Bundan emin olabilirsin ve bu kişilere sen de dahilsin. Sonsuzlarca sonsuzlara dek hem de. Acaba İsa nasıl aynı anda bizi bırakıp bizimle birlikte olabilir diye merak ettiler. Anlamadılar, kafaları karıştı ama çok yakında anlayacaklardı. Evet sevgili arkadaşım, bugün sana okuduğum öyküyü bu kadar. Sen bunları düşünmeye devam et. Acaba bu hikayenin sonunda bizi neler bekliyor? Yarın yine hep birlikte göreceğiz. Sen kendine çok ama çok iyi bak. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kal.